Selamlar, hoş geldiniz kanalıma. Bugün karpuz kabuklarını elimize aldık. Güzel bir reçel tarifi vermek istiyorum. Daha önceden yine yapmıştım ama şu anda tekrar sizlerle paylaşmak istiyorum yapıp. Şöyle kırmızı taraflarını kaldırdık. Şuradan incecik kabuğunu bu şekilde soyalım. Eğer elinize kalın geliyorsa daha bunu böyle inceltip öyle soymak daha kolay. Öyle de yapabilirsiniz. Kalın olan dilimleri. Bu şekilde hepsini ben böyle keseceğim. Çünkü soyarken zorlanıyorum. Kabuğu sert olduğu için. Ama şöyle daha kolay soyuluyor. Şu şekilde. Şuradan fazla kırmızılarını alalım ama azıcık da pembesi kalsın şöyle. Bu şekilde doğrayalım. Herkes evinde hemen yapabilir. Karpuzlar bitmeden kahvenin yanına muhteşem bir lokumdan daha lezzetli, daha güzel oluyor. Denemenizi isterim. Hemen karpuz kabuklarını çöpe atmadan bu şekilde değerlendirin. Hepsini soyayım. Soyduğumuz karpuzlarımızı bu şekilde çatalımıza gelecek şekilde çok da küçük olsun istemiyorum. Aslında şu ayar çok güzel. Bu şekilde. Kabımızın içerisine alalım. Böyle. Çok da küçük olsun dediğim gibi istemiyorum. Kadar. Hepsini doğrayayım şimdi. Üzerine de gelecek şekilde su koyacağım. Diğerlerini de doğrayayım. Karbonat. 1 saate yakın karbonatlı suda beklesin. Ben böyle kaba koymuşum büyük paketler alıp. Bu kireç vazifesi görüyor. Böyle karıştıralım. Beklesin. Bir taraftan şimdi şerbetini hazırlayayım. Çok kolay, basit oluyor. Çok da lezzetli, güzel bir reçel tarifi oluyor. Şekeri için 1,5 bardak şeker koyalım. Yani şerbetini yapmak için içini mis gibi yedik. Dışını da çöpe atmadan onu da güzelce reçelini yaptık. 1,5 bardak şeker koyduk. 2 bardak da suyumuzu koyduk. Ocağımızın üzerine hemen alıyoruz. Ocağımızın üzerinde bu biraz karışsın. Daha sonradan karpuz kabuklarını içerisine ekleyeceğiz. Şimdik artık bunları çeşmemizin önünde güzelce yıkayalım. Karbonatlı sudan arındıralım. 2 kere çeşmemizin altında yıkayıp kenara koyduktan sonra şerbetimizin içerisine koyacağız. Şerbetimizi 5-10 dakika kaynattıktan sonra iyice yani katılaştın değil öbürleri gibi. Ondan sonra ne yapıyoruz? Bunları buraya koyuyoruz. Şöyle bir dilim kırmızısından koydum. Rengi azıcık kırmızı olsun doğal bir şekilde. Boya filan hiçbir şey katmayacağız.
Zaten kırmızı olmak isteyen de öyle bir şey deneyebilir. Hepsini şimdi elimin ters olduğu için yapamadım. Hepsini içerisine koyacağım. Evet, artık bitmeye yaklaştı. İyice içerisine şekerini de aldı. Ve ters taraftan böyle tersinden çatalın ucunu batırdığınız zaman batıyorsa pişmiş demektir. Ağzınızdan da alıp yoklayabilirsiniz. Çok güzel oldu. İçerisine birkaç tane de karanfil attım, gördüğünüz gibi. Şurada duruyor karanfilim. Alabilirsem göstereceğim ama kaçtı. Şöyle karanfiller koyuyorum içerisine. Çok az da limon tuzu attım. Bunu da çekerken göstermemişim. Söylemek gereği duydum. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.